Bugün size okuyacağım bölümün adı İsrailli Zahit ve Güzel Aşuf'te. Günah karşısında titremek ve ölmek başlığını taşıyor. İsrailoğulları zamanında fevkalade güzel fakat çok azgın bir kadın vardı. Güzelliğiyle halkı aldatır, ortaya fitne salardı. Evinin kapısını daima açık bırakırdı. Kapının tam karşısında bir sedir üzerinde açık saçık otururdu, gelen geçeni fitneye sokardı. Bu kadını kim görse derhal aşık olurdu. Onun tuzağına düşer, bir daha görebilmek için her defasında bir altın verirlerdi. O şehirde gayet de abid bir zat yaşardı. Bir gün nasılsa yolu bu kadının evinin önünden geçti. Geçip giderken ansızın gözü o güzel kadına ilişti, bir müddet gözlerini ondan ayıramadı ve birçoklarının olduğu gibi o da bu kadının tuzağına düştü. Hemen evine gitti, nefsiyle mücadeleye başladı. Fakat baktı ki mücadeleyle nefsini yönetemiyor, bu defa Allahu Teala'ya yalvarıp yakarmaya başladı. Ne çare ki gönlünü kadından bir türlü alamıyordu. Nesi var nesi yoksa hepsini sattı ve eline geçen altınları alarak doğruca o kadının kapısına gitti. Ve ey Dilber dedi. Şu altınların hepsini al ve beni bir gece vaslın bağında kamuran eyle. Fettan kadın altınları aldı ve biçare aşıka bir zaman tayin etti ve o saatte gelmesini söyledi. Sözleşilen saate kadar aşk ateşiyle yanıp tutuşan biçare adam nihayet sevdiği kadının evine gitti ve içeri alındı. Kadın kendisini sedirin üzerine oturttu. Eli ayağı titreyen bedbaht aşık kadına el atar atmaz içine Allah'ın korkusu düştü ve gönlüne ''Sen abid ve zahit bir kişi olasın, meşayih önünde tevbe etmiş bulunasın, bunca yıldır ibadet ve taatten ayrılmayasın da sonunda gelip bir kötü kadının kapısına düşesin. Allah'tan korkmaz ve peygamberden utanmaz mısın? Allah Teala senin şu çirkin ve kötü halini görmüyor mu? İlhamı geldi. Korkusundan bütün vücudu ürperdi, titremeye başladı. Rengi değişti, sararıp soldu. Kadın onun bu halini görerek sordu. Ey Sofi dedi, sana ne oldu da böyle titriyorsun? Biçare Sofi güçlükle cevap verdi. Ey hatun, içime Allah korkusu düştü. İzin ver, varıp gideyim ben. Sana verdiğim altınlar da sana helal olsun, dedi ve yürüdü çıktı evden. Ama kadın arkasından seslendi. Dur hele, dur dedi. Adın ne senin, adın ne? Evin nerede? Adamcağız arkasına bakmadan adını ve evinin yerini söyleyerek hızlı hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Kadın arkasından paka kaldı. Abid ağlayarak eve geldi ve kendi haliyle uğraşmaya başladı. Bu zatın tövbesi ve korkusu o günahkar kadına da tesir etti ve onun da içine bir korku düştü. O da ağlayarak vah bana ki o Sofi'nin bu ilk günahıydı. Oysa benim ömrüm hep günahlarla geçti. Onun korktuğu Rabbi benim de Rabbim değil midir? Benim sonum nerelere varır? Diyerek inleyerek evinin kapısını kapattı. Bütün açık saçık elbiselerini sattı. Sırtına eski elbiseler giyerek ibadete, taate başladı. Aradan hayli zaman geçti. Kadın kendi kendine gidip şu benim tövbe etmeme sebep olan zatı göreyim dedi. Kalktı gitti. Yol boyunca da kendisini helalliğe kabul edip etmeyeceğini düşünüyor. İçinden bunu temenni ediyordu. O zatın kapısına geldi. Bir hizmetçi kendisine kapıyı açtı ve efendisinin evde olduğunu haber verdi. Kadın bir hayırlı niyetle geldim, lütfetsin kapıya kadar teşrif buyursun dedi. O zat kapıya çıkıp da kendisini yoldan çıkaran kadını görünce bir haykırdı ve oracığa düştü, can verdi. Kadın bu hali görünce büsbütün perişan oldu, kendisini kınadı. O bir kere tövbesini bozduğu için korkusundan can verdi. Sense bunca defadır tövbeni bozduğun hiç aldırış etmiyorsun diye söylendi, evinin yolunu tuttu. Neticede o zatın gayret salih bir kardeşi vardı. Kadın onunla evlendi ve 10 çocukları oldu.
Kadın bütün malını mülkünü Allah için kocasına bağışladı. Çocuklarının hepsi de alim ve salih birer insan oldular deniliyor Eşrefoğlu Rumi'nin Tam Müzekkin Nüfus isimli eserinde anlatılan hikayeyle. Bir diğer hikayeyi de anlatmış olalım kıymetli seyirciler. Daha doğrusu bölümü de okumuş olalım bu kitaptan. Abdullah el-İsraili ve Bağiye Kadın üst başlığıyla verilen bu bölümün başlığı ateşe dayanabildiğin kadar günah işle. İsrailoğullarının içinde bir abid yani ibadet ehli zat vardı. İbadetgahına çekilmiş, kendini kulluğa vermişti. İsrailoğullarından bir adam ahlaksız bir kadına geldi ve ona bol miktarda mal verdi. Belki de sen o abidi fitneye düşürebilirsin, kendine aşık edip yoldan çıkarabilirsin dedi. Kadın da yağmurlu bir gecede abidin mekanına gitti ve seslendi ona. Abid kadının sesine dışarı çıktı. Kadın beni yanına buyur et diye sığınma istedi. Adam bu isteği reddetti. Kadını terk edip namaz kılmaya yöneldi. Kadın yeniden ey Abdullah yani Allah'ın kulu. Beni de içeri al görmüyor musun dışarısı çok karanlık ve hava da yağışlı. Bunun üzerine abid dayanamadı ve kadını içeri aldı. Kadın da adama yakın bir yerde yan tarafına uzandı ve ona güzelliklerini göstermeye başladı. Nihayet adamı nefsine davet etti. Bu davet karşısında adam kendi nefsine hitaben Allah'a yemin olsun ki ateşe ne kadar dayanabildiğini görmedikten sonra böyle bir günaha hayır diyeceğim, teşebbüs etmeyeceğim dedi ve içeride yanmakta olan kandile doğru yaklaştı. Parmaklarından birisini ateşin üzerine koydu ve parmağını yaktı. Sonra da tekrar namaza döndü. Birazdan kadın tekrar adamı kendi nefsine davet etti. Adam da tekrar kandile yaklaştı. Diğer bir parmağını ateşe koyup yaktı. Her ne zaman kadın adamı günaha davet etse adam bir parmağını daha yakıyordu ve nihayet bütün parmakları yandı. Bu manzarayı gören kadın hayret ve dehşet içinde daha fazla dayanamayarak bir çığlık attı ve oracıkta vefat etti. Bu tezgahı kurgulayan sapkın güruh sabah olduğunda kadının ne yaptığını görmek için oraya geldiler. Bir de ne görsünler? Kadın ölmüş. Bunun üzerine ey Allah'ın düşmanı, ey riyakar sen bu kadınla yattın sonra da onu öldürdün dediler ve onu alıp sultana götürdüler. Abidin aleyhine şahitlikte bulundular. Sultan da abidin öldürülmesini emretti. Abid madem öyle dedi bana biraz mühlet verin iki rekat namaz kılayım dedi ve namaz kılıp dua etmeye başladı. Ey Rabbim dedi. Ben biliyorum ki sen yapmadığın bir şeyden dolayı beni muahize etmezsin. Fakat senden isteğim şudur ki ölümümden sonra beni şu beldelerde bir utançla yad edilecek birisi kılma. Bu dua üzerine Allah Teala kadına ruhunu iade etti ve kadın adamın eline bakın dedi ve sonra tekrar cenaze kesildi. Evet, namusunun temiz olduğunu Allah'ın mucizesiyle gösterdiği bir iffet abidesi kul, kendi nefsine ateşe dayanabiliyorsan günaha cüret etmeyi düşün demişti. Eğer insanlar bir muma inandıkları kadar cehenneme inanmış olsalardı, kesinlikle günah işlemezlerdi, işleyemezlerdi. Küçüklüklerinde birkaç kez ellerini bir sobaya veya ateşe değdirip de yaktıktan sonra bir daha hayat boyu ateşten sakındıkları gibi ömür billah ateşe götüren cürümlerden uzak dururlardı. Ateşe yaklaşmadıkları gibi zinaya da yaklaşmazlardı. Bir mumun yıkıcılığını hissettikleri gibi azab-ı ilahinin yakıcılığını ona kıyasla duymaya çalışsalardı katiyen ve katibeten azap karşılığı olan işlere girişmezlerdi. Eğer insanlar başkalarından utandıkları halde Allah'tan utanabilmiş olsalardı asla ve kat'a isyan edemezlerdi. Ateşe dayanabildikleri ölçüde günah işlerlerdi. Yani ancak ateşe yaklaşmak manasına bazı mekruhları yapabilirlerdi. O da o kadar. Dünya ateşinden korkan bizlerin, ahiret ateşinden de imanın gereği olarak korkmamız için kalbimizi yakini iman, hakiki takva ve haşyetullah'la doldurmamız lazımdır.
Takva ki müttakilerin efendisi onu istemiş ve bizlere talim buyurmuşlardır. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gına, gönül zenginliği istiyorum. Haşetullah ki Haşiyun en Haşair Efendimiz Allah'tan kendisi ve ümmeti için onu talep etmiştir ve bize de böyle dualar etmemizi salık vermiştir. Allah'ım sana isyanla bizim aramıza girerek bizi günah işlemekten alıkoyacak olan haşyetinden, sana saygıyla dolu o korkudan bizlere de kısmet eyle. Bizi senin cennetine ulaştıracak taatinden de nasibimizi bizlere lütfeyle. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Yakin ki ehli yakinin efendilerinden Hasan el-Basri rahmetullah aleyh, haşyetullahsız yakinin olamayacağını haber vermiştir. Kul ölüm gelip çatıncaya kadar Allah'a karşı saygı ve korkuyla dopdolu, alçak gönüllü, istikamet üzere dosdoğru ve kanaatkar olmadıkça cennet ve cehennemi hakkıyla bilemez, ikisi hakkında yakine eremez. Ve bizler de tabiinden Zeydül As'am namındaki hayırlı zata iletildiği gibi dua ediyoruz. Bölümü bu duayla bitirelim. Allah'ım senden sadıkların yakinini, mukininin sıdkını, tayininin, ehli taatin amelini, amilinin korkusunu, haşiinin ibadetini, abidinin huşuunu, muhbitinin inabesini, münibinin tevazuunu ve katında rızıklandırılmakta olan hayat sahiplerine rahmetinle beni de bizi de ilhak etmeni istiyoruz. İlhak etmeni istiyoruz. Amin, amin, amin diyelim. Ve İffet Kahramanları'nda okuyacağımız bölümü bu şekilde noktalamış olalım.